Selam gençlik. Kimya adasındasınız. Kimyanın temel yasalarına başlıyoruz bu dersimizde. Artık biraz sayısal konulara başlayalım arkadaşlar. Sözel konular bizi iyice baymıştı. Şimdi arkadaşlar kütlenin korunum yasasıyla başlıyoruz. Ee, şunu belirtelim öncelikle. Bu yasaları kimler tarafından bulunduğu konusunda arkadaşlar sorular gelebiliyor. Kütlenin korunum yasasını arkadaşlar Antonio Lavazer tarafından belirlenmiştir diyebiliriz. Şimdi ne yapmış Lavazer? Arkadaşlar bu bu şekilde aynen soru kökü var bir tane. YGS'de çıkmış bir sınav sorusudur bu. İşte bir miktar kalay metalini arkadaşlar içi hava dolu bir cam balona koyup önce ağzını kapatıp tartmış. Yani cam bir balon bulmuş arkadaşlar. Ee, bunu e, şöyle tabii çok da güzel çizemiyorum maalesef. Ağzını kapatmış içerisine kalay koymuş bunu ve bunu tartmış. Tabii bunun içinde bir de hava var biliyorsunuz ki. Ee, ve e, bu ölçümü kaydediyor. Sonra arkadaşlar bu cam balonu ısıtıp ısıttığında balonda bambaşka bir madde yani beyaz bir toz oluştuğunu görmüştür. Yani bir tepkime meydana gelmiş. Oradaki havayla kalay tepkimeye girmiş ve burada beyaz bir toz oluşmuştur. Ve bu balonu yani beyaz toz olan bu balonu tekrardan tartmış ve ilk elde ettiği tartımla ölçümle karşılaştırmıştır. Ve karşılaştırdığı vakit arkadaşlar bu ölçümün herhangi bir şekilde değişmediğini yani aynı olduğunu görmüştür. E ne olmuş arkadaşlar o zaman? Kütle korunmuş. Yani başlangıçta tepkimeye başlamadan önce bir kütlemiz vardı. Tepkime bittikten sonra bir kütlemiz var. Kütlenin korunduğunu söyleyebiliriz. Adı üstünde arkadaşlar kütle korunuyor bakın. Şimdi biz bu tepkimeleri şöyle ifade ederiz aslında. İlerleyen konularda tepkimelerde denklemler daha iyi anlayacaksınız, anlayacaksınız ama yine bunu ifade Edelim. X artı Y girenler bölgesinden X ve Y, X, Y ürününü oluşturduğumuzu varsayarsak arkadaşlar beraber. İşte girenler e, sol taraf okun bu tarafı sol tarafı girenler diyoruz. E, ve biz bunu arkadaşlar reaktiflerde deriz. Bazen ve ürünümüzde arkadaşlar reaktan yani ne oluyor? X ve Y maddeleri tepkime girerek X-Y bileşiğini oluşturuyor. Şimdi bizim girenlerin kütleleri toplamıyla ürünlerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Yani X'in kütlesi ile Y'nin kütlesi toplamı eşit olması lazım. Oluşan X-Y bileşiğinin kütlesi nedir? Bu kütle konumunun yasasının ifadesi arkadaşlar. Bakın şu önemli ama. Girenlerdeki harcanan kütlesi kadar ürün meydana gelir. Yani öyle bir durum var ki girenlerdeki her madde kütlesi bitmeyebilir, harcanmayabilir. Belirli şartlar yeterli değildir veya bir madde bitiyordur, diğer madde bitmiyordur. Ama şunu unutmuyorsunuz, girenlerde ne kadar madde harcanırsa ürünlerde o kadar madde oluşuyor demeliyiz arkadaşlar. Şimdi bakın birkaç tane soru çözelim bunu daha iyi anlamak için. Demişiz ki 6.4 gram metan gazı bakın metan CH4 Yakıldığında bir maddenin yanması demek oksijenle tepkimeye girmesi demektir. Önce tepkime yazmaya çalışıyoruz bu tarz sorularda ve diyor ki 17.6 gram karbondioksit ve 14.4 gram da su oluşuyormuş. Bakın şimdi bu tarz sorularda sizin e, verilen şeyleri altına yazalım. 6.4 gram demiş metanımız, 6.4 gram buraya yazıyoruz. E, bize harcanan oksijen gazı kütlesinin kaç gram olduğunu soruyor. Buna x gram diyelim. Ne kadar karbondioksit oluşmuş? 17.6 gram oluşmuş. Aynı zamanda da 14.4 gram da su oluşmuş. Bunu bu şekilde belirtmiş. Gençler neydi? Burası girenler okun bu tarafı sol tarafı. Okunucu ise ürünlerdir. O zaman olayımız şu. Bunların toplamı bunun toplamına eşit olmak zorundadır. O zaman 6.4 artı x eşit olmak zorunda 17.6 artı 14.4. Burayı toplarsam arkadaşlar e, 32 gram geliyor. Demek ki e, x'i bulmamız için 32'den arkadaşlar 6.4'ü çıkartırsam e, buradan 25.6 gibi bir değerimizi buluruz. Yani tepkimin gerçekleşebilmesi için de 25.6 gram oksijen gazı harcanmıştır diyebiliyoruz. Gene bir başka sorumuz var. Şimdi bu tarz sorular e, genelde Test sorularında çok çıkıyor karşımıza. Eşit kütlede alınan A ve B elementlerinden tepkimeye girmesi sonucunda 84 gram AB2 bileşiği oluşurken 12 gram B maddesinin arttığı görülmektedir. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Şimdi A ve B maddelerimiz girenler değil mi? O zaman A maddesiyle B maddesini tepkimeye soktuğumuz vakit kim oluşuyormuş? AB2 Bakın şu pratik bilgiyi unutmayın. Yani ben şimdi bir şey yazacağım buraya bunu hep uygulayacağız. Bakın şunu yazalım. Başlangıç yazalım arkadaşlar. Başlangıç, tepkime ve sonuç. Tamam mı? Bunu yazalım hep beraber. Çünkü bu mol kavramını da karşımıza çıkacak ileride. Denge konusunda da karşımıza çıkacak. Bunu baş bu bu şekilde adet edinin. Bunun bir alışkanlık olsun sizin için. Şimdi eşit kütlelerde diyor ama kaçar gram olduğunu bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. X gram bundan aldık. X gram da bundan aldık diyelim. Hani eşit kütle diyor. Bundan başlangıçta daha hiç yok tabii ki. Bunu biz böyle çizgi çizelim. Şimdi diyor ki tepkime girdiği zaman 84 gram AB2 bileşiği oluşmuş. Yani sonuç anında ne yapıyoruz arkadaşlar? 84 gramlık bir AB2 maddemiz var. Peki ne var başka arkadaşlar? 12 gram B'nin arttığı gözlemleniyor. Yani tepkime de 12 gram da B maddemiz kalmış. A'dan hiç bahsetmediğine göre demek ki A'dan hiç kalmıyor arkadaşlar. Şimdi tepkimeye ne kadar harcanmış, ne kadar oluşmuş ona bakabiliriz. Demek ki A'dan X kadar harcanmış. Hiç kalmadığına göre B'den ne kadar harcanmıştır? Başlangıçta X gram maddemiz vardı. 12 gram madde kaldığına göre x eksi 12 gram burada madde harcamışız. Başlangıçta hiç AB 2'miz yoktu. Son duruma 84 gram AB 2 olduğuna göre demek ki 84 gram AB 2 oluşmuştur. O zaman şöyle bir şey vardı. Ne kadar madde harcarsam o kadar madde oluşur. O zaman x kadar buradan harcadık. x eksi 2 gram da buradan harcadık. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Harcanan maddemiz x artı x eksi 12 eşit olması lazım oluşan madde miktarı yani 84. O zaman şimdi bunları toplarsak 2x eksi 12 eşittir 84. 2x eşittir. Eksi 12'yi buraya atarsam artı olarak gelecek 96. X'imiz buradan 48 gram. Yani başlangıçta demek ki 48 er gram A ve B maddeleri almışım. Şimdi diyor ki arkadaşlar tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Tepkimenin tam verimle gerçekleşmesi demek ya da %100 verimle gerçekleşmesi demek ne demektir? Girenlerdeki maddelerden en az biri bitecek. İkisi de bitebilir. Ama sadece biri de bitse biz bu tepkimenin tam verimde gerçekleştiğini anlarız. Bakın B maddesi bitmemiş ama A maddesi bittiği için bu tepkime tam verimde gerçekleşmiştir. Evet doğru. Tepkimeye giren B maddesinin kütlesi 36 gramdır demiş. Şimdi e, biz buradan X gram yani 48 gram almıştık. 12 gram tepkimede harcanmadan kalan maddemiz x8 12 kadar da harcanan maddemiz. O zaman 48'den 12 gramı çıkartırsak harcanan yani 36 gram B maddesinin kütlesini bulurum. O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Başlangıçtaki alınan karışım 84 gramdır demiş. Şimdi normalde 84 gram ürün oluşmuş. Fakat arkadaşlar 84 gram ürün oluşurken bir miktar madde artıyor görüyorsunuz ki. Biz şuradan bakabiliriz. X gram almıştık A ve B'yi. X'in e, kütlesi 48'di. 2 tane X'imiz. Demek ki biz başlangıçta 96 gramlık bir karışım aldık. Ama 12 gramlık madde arttığı için 84 gram madde oluşturmuş olduk. Dolayısıyla başlangıçta alınan karışım 84 gram değil, 96 gramdır. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. Bakın mantık hep bu. Kolay bir şekilde yapıyoruz. E, bu başlangıç tepkimi ve sonucu hiç unutmayalım. Bakın bu soruda da aynen yapacağız. Bu da olayın grafiğe yansımış hali. Şimdi bakın e, bu grafikler kütle zaman grafiklerinde şöyle bir olayımız var. Genelde grafik görünce hemen korkuyoruz. Aslında hiç korkmayacağız. Grafikler bize daha da olayın kolay olduğunu gösteriyordur. Grafik bize sadece olayın e, net olarak ifadesidir. Yani soruyu yazmıyorlar da 32 gram alıyorum, 22 gram alıyorum diye demiyor diye bunu bu şekilde ifade ediyor. Şimdi bakalım ne demek istiyoruz? Şimdi burası başlangıç başlangıç değil mi? Şimdi x ve y azalıyor kütlesi bakıyorsunuz. Demek ki x ve y girenlerde olması lazım. Zaten tepkimeye bakıyorum. x artı y'den z oluşmuş. O zaman bakın tepkimeyi yazalım gene şuraya biz. x artı y'den z oluşurken neydi bizim elimizdeki başlangıç? Tepkime ve sonuç yazıyoruz değil mi? Arkadaşlar unutmayalım bunu bu şekilde yazmayı. Şimdi başlangıçta 32 gram x almışım ve 22 gram Y almışım. Daha hiç Z yok. Tepkime olunca Z başlar. Yani tepkime başladıkça Z oluşmaya başlar. Ve tepkime bu anda bitiyor arkadaşlar. Çünkü Y'miz kalmamış görüyorsunuz ki. Yani sonuç anda hiç Y'miz yok. X'ten ne kadar var bakalım. X'ten 18 gram artıyor. Demek ki sonuç anda X'ten 18 gram artıyor yazabiliriz. O zaman demek ki Y'den 22 gram harcamışız. Ee, X'ten ne kadar harcamışız? 32 gram vardı. 18 gram kaldığına göre demek ki X'ten de 14 gramlık madde harcamışız. Peki ne kadar Z oluşur? Ne kadar harcıyorsam o kadar e, Z oluşur. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte gibi düşünebilirsiniz. 14 gram buradan, 20 gram buradan toplandı da arkadaşlar. 36 gramlık Z'nin oluşması gerekir. Evet olay bu. Kütle korunumu kanunu. Ya bakın şu değil ha. İşte 32 artı 22. E başlangıçta bu kadar madde almıştık. O zaman 54 gram Z oluşmadı. Hayır o değil. Tepkimeye girenler kadar madde oluşacaktır. Hep hatamız bu oluyor arkadaşlar genelde. O yüzden bu tarz soruları yazmaya dikkat ettim. Şimdi tepkimeyi böyle yazdık. Z demiş bir bileşik. Ha, bir Soruya bakalım. Kesinlikle doğrudur. Bakın kesinlikle doğru ifadelerinde her durumu ifade edeceğiz. Demiş ki Z bir bileşiktir. Şimdi X element olabilir. Y de element olabilir. Z o zaman iki tane element oluşan bir bileşik olabilir. O, e, aynı zamanda X ve Y ayrı ayrı bileşik olabilir. Ama toplamda Z'nin kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? Bir bileşik olması lazım. Çünkü e, bir tepkime yazıyoruz. Tepkime sonucunda bileşik. Tek başına bakın. Farklı atomları içerdiği için Z'nin kesinlikle bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz x bir elementtir diyor. Onu bilemem arkadaşlar. İlla ki tepkime de element yazmak zorunda değilim. Bileşik de yazabilirdim. Dolayısıyla bu kesinlikle ifadesi yanlış oluyor. Oluşan z'nin kütlesi 54 gramdır demiş. Arkadaşlar oluşan z'nin kütlesi 36 gramdır. Çünkü bir miktar e, x harcamadan kalıyor. O yüzden bu yanlış oluyor. Tepkime tam verimlidir demiş. Yani %100 verimli midir acaba bakalım. Bakalım maddelerden girenlerdeki maddelerden biri bitiyor mu? Evet y'miz bitmiş. X kalmış ama Y'imiz bitmiş arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buna ne oluyor? Doğru kesinlikle ifademizdir. Ee, burada o zaman cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet bu birinci bölümümüzdü. Devam edeceğim. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. İkinci yasamız çok daha temel ve soru gelme ihtimali çok daha önemli. Çok daha soru gelen konumuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar Kimya Adası'ndan. Görüşürüz arkadaşlar.